de bu devre mülk ve devre tatili düzenleyen kanun ve mevzuatlar hangileridir? Ya bizim normalde en temel düzenleme tüketicinin korunması hakkında kanunda var. Özel bir madde var, 50. madde. Bu maddenin başlığı devre tatili ve uzun süreli tatil sözleşmeleri. Bunun dışında yönetmeliğimiz var. Burada daha ayrıntılı hükümlere yer veriliyor. Devre tatili ve uzun süreli tatil sözleşmeleri yönetmeliği diye. Kat mülkiyeti kanunda hüküm var. Bu sadece devre mülkle sınırlı olarak bir düzenleme var. Ayrıca tapu kanunda da işte nasıl kurulacağına ilişkin özel hükümler var. Ama bizim temel düzenlememiz tüketicinin korunması hakkında kanun madde 50 ve buna ilişkin yönetmeliktir. Hocam bizi izleyen izleyicilerimize de bir hususu hatırlatalım diye düşünüyorum. Şimdi aslında tüketicinin koruması hakkındaki kanunda ve buna bağlı çıkartılan yönetmelikte devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri deniyor. Aslında devre tatille kastedilen devre mülk. Biz daha çok kamuoyu tarafından bilinen ismi bu programda kullanıyoruz. Onu da izleyicilerimize söylemekte fayda var. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şunu söyleyeyim. 50. madde kapsamında aslında devre tatil sözleşmesi var, devre mülk var, değişim sözleşmesi var. Hepsini alan genel bir düzenleme. Zaten maddede bunların hepsi geçiyor. Evet, hepsi bunların geçiyor. Hepsi geçiyor. Yani aslında kanunu yazan da diyor ki biz burayı devre tatil ve uzun süre tatil sözleşmeleri diyoruz ama diyor maddenin içinde kanunun kapsamı ve amacının içinde devre mülk ifadesini de bizzat vermiş. Evet, aynen ama öyle. Yine de bunu bir belirtelim. Yani evet, biz kamuoyunda en çok bilinen, halk arasında en çok bulunan devre mülk ifadesini kullanıyoruz ama sizin dediğiniz gibi kanunun maddesinde bu özellikle bizzat yer veriliyor. Evet, özellikle son zamanlarda uzun süreli tatil sözleşmelerinin uygulanması da artmaya başladı. Bunun temel sebebi şu, devre mülklerin fiyatı yükseldi. Eskisi gibi yani devre mülkler çok uygun fiyatta alınabiliyordu. Ama şu anda 500 binler, 1 milyonlar daha fazla, daha yüksek bedelle devre mülk satışı olabiliyor. Bunu alamayan vatandaş ne yapıyor? Artık uzun süreli tatil sözleşmelere yöneliyor. Bunların maliyeti daha düşük. 10 yıllık bir sözleşme yaptığınız zaman 10 yıllık tatilinizi garanti altına almış oluyorsunuz. Daha uygun bir bedelle.